Ertuğrul Bey. Hayrola Mikis? Tefecilerin kim olduğunu öğrendim beyim. Kimlermiş? Pazardaki üç tüccarmış beyim. Koynumuzda beslediğimiz adamlar bizim töremizi çiğner, öyle mi? Beslediğin yılanın dişlerini daha tatmadın Ertuğrul. Daha tatmadın. Bir ay sonra faiziyle geri vereceksin. Bu kesenin içinde ne var? Neler bu dedim tüccar? Altındır beyim. Tefeciden borç alırım. Faizli borç almaya mecbur ettiler bizi. Kaç tüccarı, kaç köylüyü tefecilik edip borçlandırdınız? İhtiyacı olan herkes ihtiyacını görsün diye borç veririz Ertuğrul Bey. Biz sadece ticaret yaparız beyim. Senin yaptığın doğru değildir. Kimsenin boğazına çöküp de borç vermedik. Kendileri gelip bizden borç istediler. Düşmüşe bir tek bedel siz attınız, öyle mi? Onu biz değil, uç beyliğini yaptığınız devlet bu hale getirdi. Moğolların istediği vergiler yüzünden ticaret ne hale geldi görmez misiniz Ertuğrul Bey? Tarlada, merada, pazarda işler durma noktasına geldi. Herkes borçlu. Biz iyilik ederiz. Tefecilik edip borçlandırdığınız tüccarların fakir fukara köylünün malına mülküne hayvanlara çökerek mi edersiniz bunu? Yeter. Yeter beyim. Vurma. İndi dayım bana. Bunca insanın kanını sömürecek altını nereden buldunuz? Bu işe karışma Ertuğrul Bey. Bu işin altından kalkamazsın. Bu iş senin, o bana. Otağına kadar uzanır. Bey, müsaade et. Her şey istediğimiz gibi gidiyor efendim. Ertuğrul herkesin içinde rezil olacak. Bu daha başlangıç taraf. Bu daha başlangıç. Kendi kanlarında boğulacaklar. Ne hele dedim. Dede kimmiş o bileyim? Oğlum. Gündüz artık.